Ramadan 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 Ramazan ayında özellikle yapılması gereken ibadetler. Özellikle yapılması gereken ibadetler. Öncelikle hepinizin bildiği gibi bu ayı bu ay yapar nedir? Oruçtur. Değil mi? Ramazan ayı orucu diyoruz. Yani bu ayın nişanesi oruçtur. Dolayısıyla bu ayda özellikle oruca önem vermek lazım. Yani ben oruç tuttum, farz olduğu için tuttun. E, eksiklerini falan yerine getirdin mi? Yok. E Farz olduğu için biz zaten Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrudur. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Ya eyyuhallezine amenu kutibe aleykumu siyamu. Keme kutibe alellezine mi kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bak hikmetini de söylüyor. Umulur ki takvalı olursunuz. E sen şimdi oruç tuttun farz diye yerine getirdin ama takvalı olmadın. Demek ki sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Eğer oruç seni fuhşiyattan alıkoymuyor, gıybetten alıkoymuyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir hadiste diyor ki oruç kalkandır. Sizden biri kalkanına dikkat etsin. Yani kalkanını delmesin. Kalkanın ne deler? Gıybet deler. Kovuculuk deler. Yalan konuşmak deler. Ve gereksiz muhabbetler, gereksiz sohbetler Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı sohbetler, konuşmalar onu deler. Peki onu ne tamir eder? Tövbe istiğfar onu tekrar tamir eder. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin sizin yemekten, içmekten uzak kalmanıza ihtiyacı yok ki. Şayet sizden biri yalan söylerse Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Sizden biri gıybet yaparsa Allah Azze ve Celle'nin bunlara ihtiyacı yok. Dolayısıyla oruç tuttuk deyip de her şeyi salmak doğru değildir. Maalesef toplumda böyle bir algı var. Onun için biz orucu bileceğiz ki nasıl bileceğiz? Oruç öyle bir ibadettir ki kardeşler oruç öyle bir ibadettir ki Allah azze ve celle her iyiliğe 10 ve 700'e kadar ecir veriyor. 10 ve 700'e kadar. Ama Allah azze ve celle oruç onun mükafatı bendedir diyor bende. Ve hiç kimse de bilmiyor onun mükafatını. Oruç öyle bir şeydir ki kardeşler oruçlu olan insanlar Reyyan diye bir kapı var cennette o kapıdan çağrılır. Bunu bileceksiniz. Bunu düşüneceksiniz. Aç kaldığınız zaman Rabbim beni bu kapıdan çağırmasını istediğim için ben aç kalıyorum. Yoksa sen niye aç kalıyorsun? İkincisi bu ayda özellikle yapmamız gereken ibadetlerden ikincisi de Kur'an okumak kardeşler. Kur'an okumak. Zaten biraz önce dedim ya bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an indirildiği için Müslümanlar bu aya ayrı bir önem vermeleri lazım. Kur'an tilavetine düşünüp tefekkür etmeleri lazım. Yani burada da tabii iki bölüm açabiliriz. Bir, çokça Kur'an okumak. İki, o Kur'an'ı anlayarak, tefekkür ederek, düşünerek ve kalpler haşyet duyarak kişinin ağlaması ve Kur'an'a karşı saygılı olmasıdır. İki noktadır. Evet, Kur'an'ı çokça okumak konusunda bugün toplam okuyor ama okuyor. Hatimler indiriyor yüzlerce, binlerce her bir camide bakıyorsun. E peki anlıyorlar mı? Anlamıyorlar. Yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Haşyet duyuyorlar mı? Duymuyorlar. Demek ki bizim kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz bu değil. Evet bu da olması gerekiyor ama kastettiğimiz bu değil. Kardeşler Kur'an gerçekten üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken önemli bir şeydi, önemli bir konudur. Zaten İbn-i Teymiye hapishanede yazdığı yazıda şunu söylüyor. Diyor ki, ben diyor, keşke başka şeye verdiğim o zamanı sadece Kur'an'ı anlamak için vermiş olsaydım. Yani geri kalan zamanlarıma yanıyorum, üzülüyorum. Neden ben o zamanlarımı da Kur'an'ı anlamak için harcamadım diyerek İbn-i Teymiye hapishane mektuplarında böyle bir şey yazıyor. Çok önemli. Tefekkür etmek, düşünmek önemlidir. Biliyorsunuz bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İbni Mesud'un Kur'an okumasını istedi kendisine. Dedi ki İbni Mesud, ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum? Dedi ki ben onu dinlemeyi de severim. Her ümmetin başına bir şahit, seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olur? Deyince Peygamber Aleyhisselatü vesselam baktı ki gözlerinden yaşlar dökülüyor. Dedi ki dur dur yeter dedi. Yeter dedi. Aleyhisselatü vesselam Kur'an'a karşılık haşyet duyan, gözleri yaşla dolan bir peygamberdi. Ashabı da öyleydi. Abdullah İbni Mesud bir gün anlatıyorlar. Diyorlar ki Abdullah İbni Mesud işte gece kalktı öyle ağır ağır Kur'an okudu. Ağır ağır. Yani böyle normal e, birine namaz kıldırdığı gibi okudu diyor. Ve sabaha kadar onu okudu 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 diyor. Ve burada önemli yerlerde sahabe ne yaparlardı kardeşler? Önemli olan yerlerde tekrar eder onun üzerine düşünür, tefekkür ederlerdi. Çok önemli bunlar. Maalesef birçok insanın düştüğü hatalardan bir tanesi budur ki Kur'an'ı evet okuyor, hatmediyor ama üzerinde düşünüp tefekkür etmiyor. İmam Beyhaki'nin sünneninde Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki hani Allah Azze ve Celle Necim suresinde diyor ya şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Yani bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz. Deyince işte bu ayet inince ashab Suffe'den olan herkes ağlamaya başlıyor. Herkes ağlıyor ve bununla beraber bakıyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyle beraber ağlıyor. Yani buna duyarsız kalmıyor. Çünkü Allah azze ve celle siz bu söze şaşırıyorsunuz, gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz deyince sahabe o gafillerden Olmamak için ağlamaya başlıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hutbede Siz benim duyduklarımı duymuş olsaydınız Az güler çok ağlardınız deyince Sahabe buna duyarsız kalmıyor. Hemen başlıyor ağlamaya. Müslüman hali böyledir kardeşler. Müslüman Allah'ın kitabını duyduğu zaman Buna ne yapmaz? Buna duyarsız kalmaz. İşte bizim de bu ayda evet çokça Kur'an okumamız lazım. Ancak düşünüp tefekkür ederek Kur'an okumamız lazım. Ta ki manasını anlayabilelim. Üçüncüsü kardeşler Ramazan ayında yapılması gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi namazdır. Namazdır. Ama buradaki kasıt gece namazıdır. Farz namazlarına tabii ki ayrı bir önem göstermemiz lazım. Farz namazlarımızı zamanında kılmamız lazım. Bu başkadır. Tadil erkama uymamız lazım. Bunlar evet önemlidir. Ancak şuna dikkat etmemiz lazım ki burada kast edilen gece namazıdır. Gece namazı nedir kardeşler? Gece namazı salihlerin nişanesidir. Özelliğidir, sıfatıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sizden öncekilerin amelleridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hasta da olsa diyor Ayşe annemiz yine de gece namazını terk etmezdi. Oturarak kılardı, yine gece namazını kılardı. Sağlıklı olsa ayakları şişinceye kadar namazlarını eda ederdi. Ondan dolayı Allah azze ve celle bize der ki: "Kanu qalilan min el ma Onlar ki geceleri çok az uyurlar. "Ve bil Ve seher vakitleri de istiğfarda bulunurlar. Yani geceleri az uyumanın özelliği nedir kardeşler? Eşittir geceleri kıyamda, rukuda, secdede geçirirlerdi. Ramazan ayında buna önem vermemiz lazım. Yani gece namazına önem vermemiz lazım. Yine Allah azze ve celle başka bir ayette der ki: "Velzîne yebîtûne Rabbihim sucâdan ve O insanlar ki, o kullar ki onlar Rablerine geceleri secdeyle, kıyamla ne yaparlar geçirirler. Yani geceleri sürekli kıyamda ve secdede ömürlerini tüketirler. Müslümanların özellikleri, sıfatları bundan ibarettir diyebilirim. Ömer radıyallahu anhu geceleri kalkar, gecenin ortasına kadar, sonuna kadar, az bir vakit kalıncaya kadar namaz kılar, sonra ehlini buna uyandırırdı. Hadi kalkın, kalkın derdi ve şunu söylerdi, kendin namaz kıl, onda sebat et, ehline de onu emret, ayetini onlara okurdu. Hadi kalkın derdi. Ve onları ne yaparlardı? Onları gece namazına teşvik ederdi diyebilirim. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sözünde ey insanlar diyor selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık bağlarını gözetiniz. İnsanlar uykudayken gece namazı kılınız. Cennette ta ki esenlikle giresiniz der Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde nasihatta bulunur. En önemlisi ise kardeşler Selefi Salih'in sıfatlarındandır dedik ya. Selefi Salih'in sıfatlarındandır. Mensur bin Mu'temir diye biri var. Kendisi geceleri damda uzun süre ayakta durur. Uzun süre. Bir gün komşusunun kızı diyor ki küçük kız ey babacığım diyor. O damdaki kütüğe ne oldu diyor. O da diyor ki ey kızım o diyor kütük değildi. Mansur diyor sabaha kadar namaz kılardı, ayakta dururdu. Sen onu kütük zannediyorsun. O aslında kütük değildi diyor. Bu neyi gösteriyor bize? Her gece gider gizli gizli namaz kılar. Çocuk da dama bakar, bakar ki orada bir kütük var zanneder. Gündüz bakar, kütük yok. İşte bu neyi gösteriyor? Bu salihlerin nişanesidir. Ve gerek Hasan-ı olsun, gerek sufiyan ı Sevri olsun, şayet siz buna muvafık değilseniz, geceleri namaza kalkamıyorsanız, gece namazı kılamıyorsanız, işledikleriniz günahlardan dolayıdır. Veya günahlarınız sizi çepeçevre kuşatmıştır. Veya günahlarınız sizi kelepçelemiştir, diyor. Dördüncüsü ise kardeşler, infak etmektir. Bu ibadeti yerine getirmektir. Yani Ramazan ayında bu ibadeti yerine getirmek Faziletlidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi buna şunu da katabiliriz. Yani sadakadan kasıt sadece mal, mülk, para değil. Yemek yedirmeniz de bu vaptan değerlendirilebilir. Ama yemeğinizi kime yedirin? İhtiyaç sahiplerine yedirin. Her gün gördüğün adama, zengin adamı iftarına çağırıp da zamanlarını veya hayrını buna harcama. İmkan varsa ihtiyaç sahibine. İmkan varsa Müslüman olup ihtiyaç sahibine. Yoksa davet edebileceğin, ısınabileceğin bir kardeşine yap bunu. Yemek yedireceksen ona yemek edir. Gurbette olan Müslümanları çağır. Adam sıcak yemek bulamıyor. Belki senin sayende boğazından sıcak yemek geçecek. Onu davet et. Gidip sürekli görüştüğün adamı davet etme. Böyle yapma. Yine sadaka vereceksen ne yap? Bu ayda bol bol yap diyebiliriz. Çünkü sahabe bu ayda da normal ayda da bol bol sadaka verirlerdi. Evet. 5 imkan varsa kişinin itikaf yapması. Biliyorsunuz kardeşler biz Müslümanlar darül küfürde gariban hükmündeyiz. Yani garibiz. Gerçekten garibiz. Neden? Biz Müslümanların meşru olan bir mescidi yok meşru olan bir mescidi yok. Şayet Müslümanların meşru bir mescidi varsa meşru dediğim mescid dirar olmamak şartıyla gider orada ne yapar? Orada itikafa girerler. İbadetlerini orada eda ederler. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerse bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Ve bunda da büyük bir ecir vardır. Ramazan ayından mutlaka yapılması gereken ibadetlerdendir. Ama bunlar nedir? İmkan dahilinde. Yoksa böyle bir mescidin ne yaparsın? Ee, evinde o ibadetlerini eda edersin diyebiliriz. Altıncısı Kadir gecesini araştırmak. İşte bu ayda yapılması gereken en büyük ibadetlerden bir tanesi Kadir gecesini araştırmaktır. Çünkü bu ay o kadar önemli bir aydır ki kardeşler Allah azze ve celle der ki: "İnne anzelnahu fi Leyletil kadir. İşte biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik." der. Ve ma edrake ma kadir. gecesini ne olduğunu nereden bileceksin, ne bileceksin diyerek ve der ki en önemli noktalardan bir tanesi burasıdır. Mesela Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. İşte o öyle bir aydır ki, o öyle bir aydır ki bin aydan daha hayırlıdır. Yaptığın, hani kovaladığın ecir nasıl kazanırım, nasıl kazanırım? Hani ecir avcısısın ya, al sana ecir bin aydan daha hayırlıdır diyebiliriz. Ve der ki tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi rabbihim min kulli emr. Ve o gün yani o Kadir gecesinin günü ruh, melek birçok iş için yeryüzüne iner diyor Allah azze ve celle. Ve der ki selamun hiya hatta matla'il fecr. Fecir doğuncaya kadar hep selamdır, esenliktir, güzelliktir ve hoştur der. İşte bu ayı arayacaksın. Bu ayı bulacaksın. Bu ayı bulmak için mücadele edeceksin. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi de budur. Onun için buna muvafık olursak, tevafuk gelirsek ne yapalım diyor Ayşe annemiz? Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor ki şayet ona tevafuk gelirseniz şu duayı edin. Allahumma inneke afuun, kerimun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. De ki ya Rabbim muhakkak ki sen afusun. Sen kerimsin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Böyle dua edin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sizden biri bunu hissederse, bunun böyle olduğunu anladığını düşünürse bu duayı bolca yapsın. Bolca yapsın diyor. Yedincisi ise kardeşler çok samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde dua etmek. Burası çok önemli. İyi dinleyin kardeşler. Bak bu ay çok önemli bir aydır. Dedik ya, öbür aylardan farklıdır. Nasıl dua edelim? Biraz önce bir tane duayı anlattık. Kardeşler, amellerin size kolaylaşması için dua edin. Ya Rabbim, bana gece namazını kolaylaştır. Bana orucu kolaylaştır. Bana infak etmeyi kolaylaştır diye dua edin Rabbinize. Başka ne deyin? Ya Rabbim, yeryüzünde dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde nerede bir Müslüman esir varsa onu kurtar diye dua edin. Nerede mustazaf ve Rabbine ya Rabbim bize yardım et diye nidada bulunan, dua eden kimseler varsa onlar için dua edin. İşte tam vaktidir kardeşler. Ve hasta Müslümanlar için dua edin. Kimsesizler için dua edin. Bununla beraber Kul için en büyük silah duadır. Ve tam zamanındasın bunu kaçırma. Tam zamanındasın bunu yerine getir. Çünkü bu ay öyle hayırlı bir aydır ki kardeşler. Bu ayda biliyorsunuz Bedir zaferi gerçekleşti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara kafirlere galip geldi. Bedir zaferi o zaman gerçekleşti. Mekke'nin fethi o zaman gerçekleşti. Yine Kadisiye savaşı zaferi o zaman gerçekleşti. Kudüs'ün fethi o zaman gerçekleşti. Endülüs'ün fethi o zaman gerçekleşti. Yani ilahiri zikredebileceğimiz onlarca zafer o zaman gerçekleşti. Bu Müslümanların o ayda çokça dua etmelerinden de kaynaklanıyor olabilir. Allah Azze ve Celle'nin hayrını o zaman indirmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ama biz bu ay dua edelim ki Allah Azze ve Celle bizden öncekilerine verdiğini bize de versin.